الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، السلام على أشرف خلقه سيدنا وسيد الأنام محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين، وعلى الملائكة المقربين، وعلى عبادك الصالحين من أهل السماوات وأهل الأرضين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الجواد الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. بسم الله الرحمن الرحيم. ولمن خاف مقام ربه جنتان، صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها، الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم. آمين والحمد لله رب العالمين. Aziz kardeşlerim, Allah bu günü de hakkımızda mübarek eylesin. Her memnun edici netice, bir kısım sıkıntılı mukaddimelere, başlangıçlara bağlıdır. بِقَدَرِ الْكَدِّ تُكْتَسَبُ الْمَعَالِي demişler. Sıkıntı ne kadar çok olursa, meşakkatler ne kadar zorlayıcı olursa, terakki o ölçüde amudi olur, yeni ifadesiyle dikey olur. Sıkıntıların zembereği çok serttir. Öyle çeker, öyle yükseltir, öyle bir noktaya ulaştırırlar ki siz geniş zamanda senelerce başınızı yere kor, ahu enin edersiniz de bir sıkıntıyla ulaştığınız yere ulaşamazsınız. Baharlar sıkıntılı ve endişeli sinelerde çiğnenmiştir. İyi günler sıkıntılı gecelerin bağrında zuhur etmiştir. Yalancı şafaklar zuhur etmeden evvel geceyi koskoyu bir karanlık bastırır. Bellidir ki arkadan bir yalancı şafak zuhur edecek. Şafak yalancı da olsa
onu daima doğru şafaklar takip eder. Burada döktüğünüz terlerden, İslam uğrunda şakaklarınızda çektiğiniz ızdıraba kadar, kasıklarınızda duyduğunuz sancıya kadar, her şey bir mekik gibi geleceğiniz adına bir kanevçe hesabına işleyip duruyor. Siz bir taraftan bir ümit, beri tarafta endişe arasında mekiğinizi hareket ettiriyor, geleceğin dantelasını örüyorsunuz. Sanmayın ki buradaki terleriniz de boşa gidiyor. Ben kendi hakkımda ne düşünürsem düşüneyim, o benim bana ait hesabımdır. Ben bana ait hesabımda sizin de sevmeyeceğiniz vadilerde dolaşabilirim. Siz yadırgayabilirsiniz. Böyle demeseydi diyebilirsiniz. Ama beni mağfur görün. Bazen belki bir meselenin sarhoşu oluyorum. Fakat sizin hakkınızda hep hüsnü zan besledim. Sizi kaydederken, sizin hesabınıza bakarken, sizin durumunuzu değerlendirirken sol gözümü kapadım. Defterin sol tarafına elimi koydum. Sol meleğe dilini tut dedim. Ve hep sağı işletmeye çalıştım. Sağla baktım. Sağla gördüm. Sadece görmeye çalıştım. Ve her şeyi defterin sağ tarafında aradım. Sizin durumunuzu Azrail'in değil, ona da ruhum feda olsun, Cibril'in emanet gamzeden kanatları altında değerlendirmeyi düşündüm. Sanmayın ki şuradaki teriniz de boşa gidiyor. Attığınız adımlar, bana sormayın değeri nedir bunun? Vakaları, raporları orada değerlendirecek zata sorun gittiğiniz zaman. Ben bilemem. Ben de bilemem, onu melek de bilemez. Onlar vakayı rapor ederler. Sizin her şeyiniz, içinizde beliren küçük bir endişe, bir korku, bir telaş ve sonra yine onun sonsuz kudret ve kuvvetine güvenerek söken bir şafak gibi kalbinizin karanlıklarında söken ümit şafakları ve bu iki şey arasında gelip giderek istikbalinizi nesçetmeniz, mutlu geleceği örmeniz. Ne mutlu size ki Allah sizi iyi şeylerde istihdam ediyor. Sizi göreceğimiz ana kadar biz de dalalet vadilerinde yalnız, garip, kimsesiz, çok defa da ümitsiz dolaşıyorduk. Siz kendi saadetinizi temin edebilecek yolu bulmakla kendi hesabınıza çok şey yaptığınız gibi bizim gibi sizleri görmediği dönemlerde yer yer intisarlar içinde, ümitsizlikler içinde yaşayan insanlara da siz güç oldunuz, kuvvet oldunuz, reca kaynağı oldunuz, ümitlerine fer oldunuz. Kim bilir Kur'an bile gelse ne söyleyecekti? Benim birkaç asırdan beri garip yaşayan Kur'an'ım ne söyleyecekti? Nesiller yeniden ona yönelirken, kervan kervan yönelirken, bu açılıp okunurken, evlerde terdad edilirken, manaları nurdan hüzmeler halinde şerh edilirken ve nurdan çağlayanlar gibi her şey akıp akıp gelip içimizde havuzlaşırken, dili olsaydı da Kur'an bunu dile getirseydi, o söz sultanı, o diller dili, o beyanlar sultanı kim bilir nasıl anlatırdı bunu. Kur'an dünyada bize indi. Orada size bu Kur'an inecek mi inmeyecek mi bilmem. Ama belki Kur'an'ın bir misali sizin haliniz, sizin tavırlarınız, sizin düşünceleriniz orada Kur'ani bir beyanla size ifade edilecek. Burada Kur'an'ı dinlediğiniz gibi onu dinleyeceksiniz. Size ümit ve endişeler arasında
bir danteladan bahsettim. Bu dantelanın bir yanındaki atkısını bir yerde ifadeye kendimi zorladım. İfade ettim diyemem, zira o ifadeye hakaret olur, hürmetsizlik olur. Ben hiçbir zaman gönlüme göre planladığım şeyleri ifade edemedim. Ettiklerime de binlerce hamdolsun, Rabbime karşı nankörlük olur. Ama ifade edemedim diyorum. İfade edenler ifade ederken, istifade edenlerin çoğunun kalbi duruyor, nutku tutuluyor, Allah diyor ve mescide yıkılıp gidiyordu. Söz sultanları ifade ediyordu. Onların ifade ettiği meseleleri benim gibi birilerinin ifade etmesi, bülbül yuvasına saksağının bulup orada bir şeyler mırıldanmasından başka bir şey değildir. Ama sizin teveccühünüzü askıda bırakmamak, boşlukta bırakmamak için ve hem sizin o hüsnüzanınıza sığınarak bir gün şöyle diyeceğim ağzım çıktığı kadar, ben bir yalancı olsam da ey benim Rabbim Rahim'im, bu cemaati hüsnüzanlığına binaen benim hakkımda yalancı çıkarma diyeceğim. İşte ben sinelerinizde köpürüp dışarıya vuran, drakşan çehrelerinize vuran ve onun ifadesi olarak kim bilir 40 saat evvel sizi şu camiye zorlayan, burada tel içinde size sohbet beklettiren ve Kur'an'ın nur efşan beyanını dinlettiren o hüsnü zannınıza sığınmak için diyemesem de, deme imkanını bulamasam da, ifadelerinden utansam da, her defasında bu inşallah sonuncusu olsun desem de, yine çok defa sizi kıramıyor, isteklerinizi aşamıyor, teveccühlerinizden geçemiyor, bir bakışınıza takılıp yine huzurunuza geliyorum. Ümit dedim. Bu da benim ümidim. Çok görmeyin. Siz Rabbime karşı ümit besleyeceksiniz. Ve bir taraftan da kalbinizin bir yanında, kalp peteğinizdeki arıların bir kısmına kalbinizin bir yanında ümit peteklerini ördürürken, nesçettirirken, diğer yanına da endişeye dair bir petek nesçettireceksiniz. Kalbinizin bir yanına bakarken kalbiniz tir tir titriyecek. Hazreti Sadık-ı Masduk beyanına ruhu feda olsun. Şöyle diyor. يَدْخُلُ الْجَنَّةِ اَقْوَهُمْ اَفْئِدَتْهُمْ مِثْلُ اَفْئِدَةِ الطَّيْرِ. Cennete o insanlar girecekler ki kalpleri güvercinlerin kalpleri tir tir titriyor. Kalbinizin bir tarafında endişeden bir petek olacak. Nazarlarınız her iliştikçe iki müklüm olup inleyeceksiniz. Başınız dönecek. Düşecek gibi olacaksınız. Nazarınızı çevirip kalbin öbür yanına bakacaksınız. Kalbin öbür yanı açılıp kapandıkça size ümit dostum ümit diyecek. Allah'ın reca kapısı çok geniştir. Bütün insanlık girse, bütün insanlık girse bir yanını bile doldurmaz. Ve siz yeniden köheylanlar gibi şahlanacaksınız. Bütün hayatınızı bu iki duygu arasında nesk edeceksiniz. Heyecanla çarpacak kalbiniz. Tuttum, tutacağım, iki adım kaldı diyeceksiniz. O hale geleceksiniz ki iki adım ötede neredeyse hemen adımınızı yenileseniz, o cisim olmadan, herhangi bir varlığa benzemeden münezzeh ve müberradır. Ama hayalinizde veya kalbinizde veya duygularınızda varmış iseniz şayet o iklime, sırrınızda, hafinizde, kafanızda, ahfanızda bir adım daha atsam Rabbimin ayaklarının dibine adım atacağım diyeceksiniz. O sizin anladığınız manada ayaktan da münezzehtir, kurbiyetten de münezzehtir, cismiyetten de münezzehtir, müberradır.
Ama kalbiniz, duygularınız, hülyalarınız, rüyalarınız sizi hep onun ikliminde gezdirecek. Bulduğunuz her ışığın etrafında pervaz edeceksiniz. Şu yalancı ışığa karşı gösterdiğiniz teveccüh de ondan. Böyle bir aldanmadan dolayı zannediyorum sizi hesaba çekmezler. Çünkü bir göz hatırına çok gözler sevilir. Kim bilir kent defa Mecnun ceylanları tuttu gözlerine baktı. Sonra dize geldi, hıçkıra hıçkıra ağladı. Leyla'ya benziyor bu gözler dedi. Ve siz bir perdenin verasında, o perdenin önünde durmuş türkü söyleyen alkış tutuyorsunuz. Asıl yürekleriniz perdenin arkası için çarpıyor. 52 senedir benim yüreğim de o perdenin arkası için çarpıyor. Açılmadı ama ümidimi yitirmedi. Açılacak bir gün. İnanıyorum açılacağına. Yitirmedim ümidimi. Hele sizin içinizde olunca, hele günler şafağa doğru koşunca, hele sadık şafakların horozları ötünce, hele ümmeti Muhammed için emareler emareleri takip edince, ben daha da ümitlenmeye başladım. Sıyıracak bir gün. Ruhu Seyyidül Enam'ın derler ya, Ahmet Rufai Hazretlerine hicabı sıyırıp onun o derin isteklerine karşı öp arzusunu çektiğin eli dediği gibi, öyle zannediyorum ki arzular cinnet zeminine çekildiği, cinnet zemininden dolaştığı böyle bir noktada bir gün o da o keyfiyetten kemiyetten inerse cemal-i bah kemalinden perdeyi sıyıracak, doyadın seyredin diyecek. يَرَاهُ الْمُؤْمِنُونَ بِغَيْرِ كَيْفٍ وَإِدْرَاكٍ وَضَرْبٍ مِنْ مِثَالِ فَيَنْسَوْنَ النَّعِيمَ اِذَا رَأَوْهَا فَيَا خُسْرَانِ اَهْلَ الْاِعْتِزَالِ. Bir gün görecekler. فَسَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ الْقَمَرَ لَيْلَةَ الْبَدْرِ buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Semada şu dolunayı gördüğünüz gibi Rabbinizi bir gün şeksiz şüphesiz öyle göreceksiniz. Belki çoklarınızın vicdanlarına ve kalbine perdeyi seyirip burada gösterecektir. O sizin bildiğiniz şey. Fakat ben o ümit kapısını az araladım. Müsaadenizle sonuna kadar itip o misalin çehresinde sizin durumunuza baktırmak istiyorum. Her defasında mübarek ruhuna benzeyen yeşil kubbenin altında edeple, saygıyla, temkinle, dikkatle iki büklüm olup dinleyen Ahmet Rufai Hazretleri hayatının son demlerine gelmiştir. Son demlerine gelmiştir ama bir kerecik temessül edip Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek yüzünü hakiki olarak cismaniyetiyle görememiştir. Rüyalarında görmüştür, hayal etmiştir. Belki çok defa diz dize vermiştir mana aleminde ama merak ediyordur, arzu duyuyordur. Şiddetle bir arzu içinde bir kerecik olsun hakikaten görebilseydim. Resulullah'ı bir kerecik olsun görseydim arzusuyla yanıp tutuşmaktadır. Ve bir gün hayatının son demine doğru bu arzu artık delirtecek hale gelir. O Ravza-i Tahire'nin karşısında menkübelerde öyle diyorlar. Belki de son, belki içinden geçen şeyler öyleydi. Belki de bu benim son haccımdır. Bir kere nasip olmadı. Ceddi emcedi, soyu, o soya ruhlarımız veda olsun. Bu eli bir kerecik öpseydim hakikaten. Bir kerecik gül kokluyor gibi koklasaydım. Ne olurdu? Şu demir perdeler o kadar mani mi? Toprak senin bana ulaşmana o kadar mani mi? Ben biliyorum ki sen cennette de olsaydın biz çağırdığımız zaman koşa koşa hemen gelirdin. Toprak ne oluyor ki senden benim arama girsin? Belki bu duyguları içinde heceleyip duruyordu. Birdenbire milletin anlayamayacağı şekilde Ravza-i Tahir'e yarıldı ve bembeyaz nurani bir el dışarıya çıktı. Öp arzusunu çektiğin eli diyordu.
Onu doya doya kutladı, yaladı, öptü. Nasip etsin Allah cümleye. Mücrim dudaklara olur mu bilemiyorum. O mücrim dudaklara da Allah nasip etsin. Sonra başını Ravza-i Tahir'in beşiğine koydu. Değer gayri bu baş. Kaldırım taşı gibi çiğnensin artık. Bilenler bilip geçti. Bilmeyenler basıp geçti. Her bastıklarında o zevk duyuyordu. Çünkü o bir kerecik bile olsa o mübarek eli öpmüştü. Men talebe vacette vacete. Talep eden, arzusunu çeken, arkasına düşen, ciddiyet gösteren, bu işe ölesiye kendisini veren er geç bir gün yakalar. Arzunuz Rahman'sa bir gün ona da vail, nail ve vasıl olacaksınız. Arzunuz Allah ise şayet. İnanıyorum Allah o vuslatı da tahakkuk ettirecektir. Ettirsin rahmeti engin sizin için de benim için de. Biz onun için bu yola çıktık. Derdimiz değildi bu işler. Onun için çıktık. Hizmet ediyorsa, ediliyorsa inşallah onun içindir. Onun rızası içindir. Onun hoşnutluğu içindir. Ve bunun neticesi onun marziyatıdır. Ve cennet nimetlerini unutturacak. Onun cemali ba kemalini, ışıklar kaynağı güzelliğini, güzellikler kaynağı güzelliğini görmektir. Allah bu son noktayla bizleri şereflendirsin. Sinelerimize yanıyorsa, yanmıyorsa kıvılcım saçsın. Aşk ateşiyle yaksın, kavursun, kebap etsin. Sonra da yansam da ocak gibi gam eylememiz sar. Yakma beni ateşlere, ayar ateşine ey çarpı cefakar. Onun ateşine yanmak. Bir an belayı dertten eyleme cüda beni demiş Füzuli. Bela istenir mi istenmez mi? Fakat aşk ateşine kendisini salan başka türlü söylemez, başka türlü düşünmez. İşlerimizin çok kıvılcıma ihtiyacı var. Yanmalı sineler, kebap olmalı. Etrafı o kebabın kokusu sarmalı. Ruhaniler inecek o kokuya, melekler inecek o kokuya. Neyse ki o bilemeyeceğim. Ve sonra bir nevruhar olacak. Güllerin gerdanlarına bülbüller konacak. Onu minber sayıp şakır şakır ötecek. Ve siz ümit ediyorum bunu göreceksiniz. Mekiğinizi endişeler ve ümit arasında işlettiğiniz sürece. Gönülleriniz güvercinlerin kalpleri gibi Allah'ı andıkça tir tir titrediği sürece. Mevzuun hakkı değildi. Bundan evvelki mevizede, başka bir yerde o ümidi lecaya arz etmeye çalışmıştım. Ama endişeye, korkuya temas edememiştim. Bu ölçüyü tamamlamakta yarar var. Bunların ikisini birbirinden ayırdığınız zaman kıstassızlık olur. Denge bozulur. Bir taraftan endişe olacak, bir taraftan ümit olacak. Sadece ümide kapılır giderseniz lavabo olursunuz. Allah'a karşı gayri ciddi olursunuz. Sadece korkuya takılır kalırsanız Allah takılıp kalmadan hafaza buyursun. O zaman da ümitsizliğe düşersiniz. Yese düşer ve mahvolursunuz. Bir taraftan ümitleneceksiniz ve şahlanacaksınız. Beri taraftan endişeyle iki büklüm olup Allah'a sığınacaksınız. Kalbiniz Allah Resulü'nün beyanı içinde ifade edildiği gibi, ben ondan daha tatlı beyan bilmiyorum, güvercinin kalbi gibi tir tir titriyecek. Denge bu. Menkibelerde rivayet ediliyor. Allah Resulü'ne de isnat ediliyor. Abid ve dikkatsiz iki kardeş. Abid ibadet eden demek. Kendisini kulluğa salmış insan demek. Kulluğun çayırlarında, kulluğun yamaçlarında. Oralarda otluyor, oralarda su içiyor, oralarda dolaşıyor, oralarda şakıyor. Hep kulluğun yolunda. Kulluğu öyle bir şehre haline getirmiş ki,
kulluk yapmadığı zaman kalbi sıkışıyor. Kulluk yapıyor namazıyla, niyazıyla. Abid diyoruz buna. İyyâke na'budu derken, yalnız sana kulluk yapıyor derken, işte bu kulluğu yaptığımızı söylüyoruz. Yalnız Allah'a kulluk yapıyor diyor, bu kulluğu ifade etmeye çalışıyoruz. Ve diğeri de kulluğu içinde dikkatsiz. Kulluk yapıyor ama dikkatsiz. Yer yer men gibi düşüyor. Yer yer çamura giriyor. Yer yer bir şeye takılıp kalıyor. Bu Allah çok gafur, çok rahim. Her gün bunu biraz daha anlıyorum. O kadar size müjde vermeye hakkım, selahiyetim var mı bilemeyeceğim ama benim bildiğim fazla sayılmaz. Eğer onun bu mevzuda bize bakışını benim bildiğim kadarıyla dahi size anlatsam, şimdi hissettiğiniz şeylerden çok farklı şeyler hissedeceksiniz. Kendi ruhi tecrübelerim içinde o bize çok başka bakıyor. Bize bakışı çok farklı. Bilemezsiniz. Vicdanım kabre doğru yaklaştıkça, dikkat kazandıkça onun bakışını daha iyi değerlendiriyorum. Ve diyorum ki, yürüdüğüm yolun her dönemecinde Hazreti Nuh'un hanımı Hudet'te gibi benim için taş kesilme var iken rahmetine enginmiş ki senin rahmetine enginmiş ki ben buraya kadar taş kesilmeden geldim. Her gün daha iyi hissediyorum. Yürüdükçe arkama bakıyorum. Taş kesilmediğimi görüyorum. İki büklüm oluyorum. Seni çok seviyorum diyorum. Senin gibisi sevilir diyorum. O Recep abi. Onu ne kadar açmaya izin veriyor bize bilemiyorum. Biz ancak sadık-ı masdukun açtığı kadar açmakla mükellefiz. Ötesinden durmayamayız dedik. Abid ve dikkatsiz. Dikkatsiz ben gibi dedim. Ve bunu vicdanımın sesi olarak söylüyorum. O büyük veli Alvar İmamı'ndan çok defa duymuştum. Siz de benden duymuşsunuzdur. Herkes yahşi, men yaman, herkes buğday, ben saman derdi. Yahşi, Azerice'de iyi, güzel demek, çok tekrar ederler. Herkes yahşi, men yaman, herkes buğday, ben saman derdi. Sık sık tekrar ederdi. Keşke nefsimize ait meselelerde ve işlerde muhasebeyi böyle derince kavrayarak nefsimize böyle bakabilsek. O da men gibi düşüp kalkıyor. Kalkıyor ama Allah'ın bir kutsi hadiste ifade buyurduğu gibi belini doğrultur doğrultmaz Subhanakallahumma inni estağfiruke ve etûbü ileyk. Seni tesbihü takdis ederim. Ben yine sütü döktüm. Yine kapıyı ters açtım. Yine adımı yanlış attım. Yine bulunduğum yeri kirlettim. Yine şunu yaptım, yine bunu yaptım. O benim. Allah'ım, eğer bir yerde yine işlenen bir hata varsa tereddüt etmeden melekler bakabilir. Sen de öyle biliyorsun zaten. O hatayı ben işlemişimdir. Dikkatsiz. Dikkatsiz diyorum. Ölmüş gitmiş bir adam, dikkatsiz diyorum. Aleme öyle bakma mecburiyetindeyiz. Bu abid her zaman kardeşini ikaz eder. Ve bazen de acı acı konuşur. Bir gün yine acı ikaz eder. Sürçmüştür, düşmüştür, üstü başı çamur, abidin ibadethanesinin seccadesinin yanından geçerken la yafurullahu lekedir. Aman Allah'ım, ne korkunç beddua, bundan daha kötü beddua olmaz. Allah seni yargılamasın. Günahlarınla kal demektir bu. Dua ulaşacağı yere ulaşmıştır. Ama dua oraya ulaşırken bu duayı yapan, daha doğrusu bu bedduayı söyleyen ölmüştür. Abid ölmüştür. Muhbir-i Sadık buyuruyor ki Allah huzuruna alır onu. Ona der ki sana kim söyledi benim rahmetime hacir konulacağını? Rahmetime tahdit konacağını sana kim söyledi? Onu Allah'ın affetmeyeceğini sana kim söyledi diyecektir. O denli ümit. Günah işleyecek. Sen işlerken hakkında sarsılabilirsin. Yese düşmeyecek kadar. Küfre girmeme şartıyla.
Ama başkaları günahlara girmiş çıkmış. Onlar hakkında hep iyi görecek, iyi düşünecek. Gufran yollarını tahayyül edecek ve heceleyeceksin. Yoksa yakandan tutar, ırgalar ve sana sorar. Benim rahmetime tahdit konulduğunu sana kim söyledi? Benim rahmetim her şeyden aşkındır, her şeyi aşar. İnne rahmeti sebekat ala gadabi. Benim rahmetim gazabıma sebkat etmiştir. Kork, endişelen. Fakat zinhar rahmetimi gazabımın gerisinde düşünme. Rahmetim öndedir, gazabım geridedir. Ve işte biz bu denge içinde bulunma mecburiyetindeyiz. O abidin yanlışlığını, dikkatsizliğini yaparak, dikkatsizlere karşı daha dikkatsiz olmama mecburiyetindeyiz. Dikkatlice günahlara karşı teyakkuzlu olma. Fakat günaha girmişlere karşı da dikkatlice onların affolabileceklerinin hesabını yapma. Allah buyuruyor ki, اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ. Senin beyanına kurban olayım. Olmasaydı belki benim kalbim de dururdu. Allah şirkten beri her şeyi bağışlar. Sadece kendisine eş ortak koşarak gitmeyin huzuruna. اِنْشَاءَ عَفَا وَاِنْشَاءَ عَذَّبَ. Muhbir-i sadık, sadık-ı masduk. Dilerse Allah affeder, dilerse azap eder. El verir ki şirke girmemiş olasınız. Ona eş ortak koşmamış olasınız. Falan put, filan put, Lat, Uzza, Menat, Hübel diyerek huzuruna gitmemiş olasınız. Siz öylesiniz. Ufkunuz şirkten temizdir. Ve inşallahü teala öylece devam edeceksiniz. Herkes inancı ölçüsünde bu ümit ve endişe dengesini korur. Ve yine inancı ölçüsünde Allah'a karşı saygı duyar, mahafet altında, heybet altında ve endişe altında bulunur. اِنَّمَا يَخْشَ اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَا. Allah'a karşı hakkıyla saygı duyanlar, bilenlerdir. Mefhumu muhalifi şudur. Birisi Allah'a karşı saygısız davranıyorsa o cahildir. Daha saygısız davranıyorsa daha cahildir. Herkes Allah'ı bildiği ölçüde ona karşı saygılı olur. En saygılı, en çok bilen kimdir? Zannediyorum en çok bilen kimdir sorusunu tercih ettiğim zaman hiç tereddüt etmeden aklınıza insanların iftihar tablosu Hazreti Muhammed Mustafa gelecektir sallallahu aleyhi ve sellem. Öyle korkardı ki size nakletmişimdir. Yatağının altında bir hurmayı akşamdan ağzına götürdüğü için o gece sabaha kadar uyuyamamıştı. Canım çıksın anam. Ya Resulallah ne bu ızdırap deyince. Yatağın altında bir hurma buldum ve yedim, çeynedim onu. Ama bizim eve sadaka zekat da geliyor. Bilemiyorum ki o bizim evden bir şey miydi yoksa sadaka ve zekat malı mıydı ki onları yemek bana haramdır. O gece sabaha kadar uyuyamamıştı. Bunu pak zevcelerinden, pak analarımızdan, Ezvac-ı Tahirat'tan birisi naklediyor. O kadar korkuyordu. Sakalında ak telleri, onun yerine ben ağırsaydım, vaka ağırmadık yerinde kalmadı ya. Ve alnında buruşukluklar baş göstermeye başlamıştı. O güzel çehre her gün bir gülün solması gibi aheste aheste, mahafet ve mahabet altında ayrı bir güzellik alıyordu. Dünyevi güzellik, uhrevi güzelliği inkılap ediyordu. Çok sever. Ve öleceğim dediği zaman fedake ebi ve ummi diyen, anam babam, tatlı canım sana feda olsun diyen Hazreti Ebubekir derin derin çehresine baktı. Uhrevileşen bu derin çehre, cennetleşen bu derin çehre, lahutileşen derin çehre.
dünyevi taravet süzülüp gidiyordu. Bu süzülme, bu hilal hayal olmada mehafet ve muhabbet rol oynuyordu. Ama bir uhrevi güzellik alemi başlamıştı. Dünyadan kaçışı sezen Hazreti Ebubekir çehresine derin derin bakmış, şipte ya Resulallah demişti. Yaşlanıyor gibisin ya Resulallah. Şeyyebetni Hud ve Ahavatva buyurdu. Hud suresi ve benzer sureler iflahımı kesti beni buyurdu. Ne diyordu Hud suresi? Festakim kema ümirt. Emrolunduğun gibi doğru ol. Doğru ol diyordu. Elif gibi doğru olana, ok gibi doğru gidene. Kur'an diyordu ki, Allah doğru olmayı sana nasıl anlattıysa öyle doğru ol diyordu. Acaba nasıl olsam ki ben diyordu. Yemedim içmedim bir hayli zaman. Hilal hayal oldum. Dünyaya çoktan sırtını çevirdim. Cennete koydular. Dini mübini neşretmek için orada durmadım. Döndüm insanların içine geldim. Başka nasıl acaba istikamet etsem ki diye düşünüyor. Allah Celle Celaluhu o istikametin doruğunda artık işin son noktaya ulaşmasında oraya ulaşmış Hazreti Muhammed Mustafa'ya festakim kema ümir diyordu sallallahu aleyhi ve sellem. Olduğun noktayı koru demekti. Ve onun şahsında vaz-ihaz usul ıslahına göre fakat mevzu'un leh umumiydi, am diyorlar. Aslında Allah bize diyordu, emrolunduğunuz gibi doğru olun diyordu. Kur'an'a göre izaya gelin diyordu. Ama Allah Resulü o da ondan hissesini alıyor. Hazreti Ebubekir'in yaşlandın ya Resulallah, uhrevileştin ya Resulallah sorusuna karşılık şeyyebetini hud ve ahavatuha buyuruyordu. Hud suresi ve Hud suresinin ahavatı vel mürselat urfen fel asifat asfa ve ya el kari'atü mel kari'a ve ma edrake mel kari'a el haqqatü mel haqqa ve ma edrake mel haqqa sureleri iflahımı kesti ve beni yaşlandırdı buyuruyordu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Neden? Çünkü Allah'ı en çok o biliyordu. Ene etkakum buyuruyordu. Allah'tan en çok korkanınız benim diyordu. El hak doğruydu. Çünkü Allah'ı en çok o biliyordu. Bilen korkar, bilmeyen laubali hareket eder. Ayşe validemiz diyor ki, Buhari Müslim gibi muteber hadis kitaplarından, havada bir bulut belirince Allah Resulü oturur kalkardı, girer çıkardı, rengi benzi atardı, ne yapacağını bilemez hale gelirdi. Niye ya Resulallah derdi. Buyururdu ki, bizden evvel de bir kavmin başında böyle bir bulut belirdi. Kur'an şöyle hikaye ediyor. فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ اَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِدٌ مُمْتِرُنَا فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِدًا مُسْتَقْبِلَ اَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِدٌ مُمْتِرُنَا Başlarında böyle bir bulut belirince dediler ki bize yağmur verecek bir bulut. Oysa ki Hud'un üzerinde, Hazreti Hud kavminin üzerinde o ortalığı kısıp kavuracak bir fırtına bulutuydu. Hazreti Nuh'un kavmi üzerinde başlarına taş yağdıracak bir buluttu. Hazreti Nuh'un kavmi üzerinde ortalığı sele verecek, yerden sular fışkırtacak bir buluttu. Ne bileyim, belki bizim başımızda beliren bulut da böyle bir buluttur diyor. Ödü kopuyordu, giriyor, çıkıyordu, oturuyor ve kalkıyordu. Oysa ki Allah ona şöyle demişti. وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللّٰهُ عَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ Sana Rabbim kurban olsun. وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ فِيهِمْ Sen işlerinde olduğun sürece Allah onlara azap etmeyecektir diyordu. İşte size garanti. Şakası yok bu meselenin. O hadiselerin zimamı elinde olan söylüyor bunu. Allah diyordu bunu.
Fakat bu, onun içindeki o mehafet hissini, muhabbet hissini, o endişeyi, o korkuyu silmeye yetmiyordu. Yine korku duyuyor, yine endişe ediyordu. Ve siz istiğfar ediyorsanız, Allah sizi de helak etmeyecektir. Günahlarınızı gözyaşlarıyla, iç iniltilerle, endişelerle siliyorsanız, Allah size de azap etmeyecektir. Etse de altın üstüne getirdi o kavimler gibi altınızı üstünüze getirmeyecektir. En çok bilen, en çok endişe duyan. Allah bir cüyüt Cebrail'le Mikail'i siyer kitapları yazıyor, naklediyor. Zannediyorum Hayat-ı Sahabe'de de Kandehlevi kaydetmiş bu vakayı. Baş başa verip ağlıyorlar. Bütün gök ehli bu en mukarrab meleklerin Allah'ın muta'in semme emin dediği Cibril ve Mikail. Her an Allah Resulü'nün yanında, Allah Resulü gökte iki vezirim var, Cebrail ve Mikail. Yerde iki vezirim var, Ebu Bekir ve Ömer. Yerde Ebu Bekir ve Ömer, gökte Cebrail ve Mikail. Çoğu peygamberlerden de ileri, belki Hazreti Muhammed Mustafa sadece onların önünde. Onun da üstatlığı, Cibril'in üstatlığı bittiği andan itibaren Hazreti Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem çekirdeğinde üstün olma istidadı inkişaf etmiş, Cibril'in önüne geçmiştir. Niye ağlıyorlardı acaba? Kendilerine sorulduğunda şeytanın başına gelenler şeytanın başına geldikten sonra bunlar hiç durmadan ağlamaya başlamış. Baş başa vermiş durmadan ağlıyorlardı. Ve Allah sordu. Mâ lekumâ tebkiyâ. Ne oldu size, ne diye ağlıyorsunuz? Mâ ne'menû min mekrike ya rabbel alemin. Senin mekrinden emin olamayız. İşte şeytan dün secde etmediği yer kalmamıştı yerde gökte. Bizimle beraberdi. Allah diyor, başka şey duymuyordu. Tepe taklak gitti. Tepe taklak gitmeyeceğimize emin değiliz ki nasıl ağlamayalım? Ravi diyor ki Allah şöyle buyurdu. Fekuna hakeda. İşte hep böyle olun. Size hep böyle göreyim diyor. Ve bu rivayetin devamında deniyor ki Mikail aleyhisselam cehennemin yaratıldığına muttali olduğu andan itibaren dudağında bir kerecik olsun tebessüm belirmedi. Siz nasıl hesap ederseniz ediniz, bana mesele çok karışık geliyor. Cehennemin yaratılışına muttali olduğu andan itibaren dudağında Mikail'in tebessüm belirmedi. Hakk'ın mükerrem ibadı, melekler yerde göklerde avamından avamı nasıl eftal eylemiş Allah. Mükerrem ibad, yemez içmez bunlar. Bunlar zamanın üstünde yaşarlar. Doğmazlar, doğurmazlar bunlar. Günahtan müberradırlar, masumdurlar. Fakat endişeden âri değillerdir. Korkudan sıyrılamamışlardır. Endişe içindedirler. Neden? Çünkü Allah'ı çok biliyorlar. Demek kendisini laubaliye salan, bir üzülürse beş kahkaha atan, bunlar Allah adına çok fazla bir şey bilmeyen nadanlar. Hele sohbeti nadana kendilerini salarlarsa bütün nadanlaşırlar. Size o cahil tabirini tekrar etmemek için nadan dedim. Anlayan anlasın, anlamayan da merak etmesin. Nadanlar eder sohbeti nadanla telezzüz. Divanelerin hemdemi divane gerektir. Divanelere hemdem olmayın. Hakka gönül vermişlere, dilbeste olmuşlara hemdem olun. Onlarla düşün kalkın, onların düşünce dünyasını onlarla paylaşmaya çalışın. Ve bu noktada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem لَوْ تَعَلَمُنَ مَا أَعْلَمْ لَذَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا وَلَمَا تَرَازَسْتُمْ عَلَى الْفُرُوشِ وَلَسَعَدْتُمْ مِنَ السُّعُدَاتِ وَيَا وَلَخَرَشْتُمْ مِنَ السُّعُدَاتِ تَجْعَرُونَ اِلَى اللّٰهِ اَوْ كَمَا قَالْ. Eğer bildiğimi bilseydiniz, çok ağlar, az gülerdiniz. Eğer bildiğimi bilseydiniz, çok ağlar, az gülerdiniz. Ne biliyordu Allah?
marifet-i saniyle serfirazdı. Bilgisi ona, seni hakkıyla bilemedik sözünü söylettirmişti. Ma arafnâke hakka marifetike ya maruf. Ey her şeyden daha ayan olan Allah, seni hakkıyla bilemedik demişti. Öyle diyorlar. Hadis kriterleri açısından bu sözü hadis olarak rivayet etmek zordur ama fakat pek çok ehli tahkik Allah Resulü ma arafnâke hakka marifetike ya maruf dediğini naklediyorlar. لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمْ لَا ضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَا بَكَيْتُمْ كَسُورًا. Eğer bildiğimi bilseydiniz, o perdenin arkasındakini bilseydiniz, Rabbin azameti ve ululuğu adına, burada antik parantez bir şeye dikkatinizi çekeceğim. Rabbe karşı saygı, Allah'tan korkma derken, haşa Allah'ı kırıp geçiren, kasıp kavuran, ortalığı yıkan, etrafa belvele salan, İnsanları iflah etmeyen bir Rab olarak bilip öyle kurma demek değildir. Hayır. Onun nimetlerini bilen, işlalini bilen, azametini bilen, şu trilyon defa trilyonca sene ışıkla varılamayan, buğutlarına ulaşılamayan, derinliklerine ulaşılamayan mekanı tesbih taneleri gibi kudret elinde evirip çeviren, onu çevirirken kalbinizi de elinde tutan, Allah Resulü'nün beyanı içinde el-kalbu beyne isba'in min asabir rahman yukallibu keyfe yeşâ. Kalp Allah'ın iki parmağı arasındadır. Onu istediği tarafa evirir ve çevirir. İrade ve meşiyet mekiğini nebulozlardan kalbinize kadar uzatan, bir tarafta yıldızlarla ayrı bir alem veren, beri tarafta sizi ören, bu büyük icraatın sahibi, akıllarla idrak edilemeyen ve Hazreti Ebu Bekir'e el-aczu anil idraki idrakun. Seni idrak edememek gerçek idraktır. Seni bilemedik dediğimiz zaman gerçekten seni bilmiş olacağız. İşte ulu Allah'ın ululuğunu bu denli kavrama, insanları karşısında iki büklüm olma, bu ne saygısızlık. Sen başımdan nimetler yağdırıyorsun. Ağaçlar tebessüm ediyor, önüme meyve döküyor. Bana tablacılık yapıyor. Eteklerini dolduruyor, bana koşuyor. Hava benim imdadıma koşuyor. Su benim imdadıma koşuyor. Toprak benim imdadıma koşuyor. Ve bunlar senin emir ver neferlerin gibi benim emrime müsahhar hareket ediyorlar. Yer, gök, Kur'an'ın dediği gibi her şey bana müsahhar olur. Bu ne saygısızlık. Ben sana baş kaldırıyorum. Her şey seni dinliyor. Allah arza ve semaya bana ister istemez tavan ve kerhen gelin. Eteyna ta'i'in diyorlar. İster istemez sana geliyor. İtaat ediyor. Seni dinliyor. Baş kaldırmadan sana sığınıyoruz diyorlardı. İşte bu Allah'ı bu ululuğu içinde düşünerek, kendimize göre tasavvur ederek, o zatıyla tasavvur edilemez. O tasavvurlar dışıdır. Kendi idrakimize göre tasavvur ederek ona karşı saygılı olmak, ona karşı edepli olmak. Yoksa tekrar ediyorum, kasıp kavuran, ortalığı yıkıp birbirine karıştıran, insanları helak eden, yakalarından tutan, mahveden, kahhar, cebbar bir zatın sadece icrali manasına değil, o mücerret büyüklük, o mücerret saltanat, o mücerret ihtişam karşısında saygılı insanlar kemer besleyi ubudiyet içinde kullar ister ve biz de inşallah bu saygıyı takınarak onun karşısında saygılı olmaya çalışacağız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu manada لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ مَا ضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَا بَكَيْتُمْ كَثِيرًا. Bildiğimi bilseydiniz çok ağlar, az gülerdiniz diyor. Bir yerde gülen sahabe-i kiram topluluğuna rastladı. Onlara Rabi şöyle dediğini rivayet ediyor. Öteden emniyet müjdesi mi aldınız? Zira insanın önünde, insanın önünü kesmiş, insanın içine korku salacak o kadar çok şey var ki, bunları aşıncaya kadar insanın doğrusu burada keyiflenmesi ve kendisini eğlencelere salması, kendisini bilememesi demektir. Ve size seleften bir şey arz edeyim. Biri birine sorardı, nasılsın? O ona şöyle derdi.
öldüğü zaman nasıl öleceğini bilemeyen, kabre konduğu ve münkir nekirin men rabbuka ve men nebiyyuka ve ma dinuka suallerine karşı nasıl cevap vereceğini bilemeyen, mahşerden kalktığı zaman sağcıların toplandığı yerde mi, solcuların toplandığı yerde mi toplanacağını bilemeyen, فَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَم۪ينِهِ وَيَوَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ sözünün şeref südür ve şeref lüzul olduğu anda defterini sağdan mı, soldan mı alacağını bilemeyen, ameller, günahlar ve sevaplar tartıldığı zaman sevabımı ağır basacak, günahımı ağır basacak ne olduğunu bilemeyen, alem sırattan geçerken kimisi kancalara takılıp orada kalırken, kimisi aşağıya dökülürken oradan geçeceğini ve geçemeyeceğini bilemeyen, sonra kimisi cennete, kimisi cehenneme, yiyin yiyin atıldıkları zaman cennete mi, cehenneme mi gideceğini bilemeyen, Allah aşkına nasıl olur, işte ben öyleyim diyordu. Çünkü ben bunların hiçbirisini daha bilemiyorum. Ölmedim ki nasıl öleceğimi bileyim. Kabre girmedim ki karşıma ne çıkacak onu bileyim. Hesap görmedim ki nelerin hesabını nasıl vereceğimi bileyim. Evet, bunları bilemeyen nasıl olur? İşte ben öyleyim, ilmini sen ver. Nasılsın? Biz ne rahatızdır bu mevzuda. Nasılsın, iyi misin? Vakı Allah'ın nimetleri adına çok şükür. Neye? Alâ nimetil İslam ve devletil iman. İslam nimetine, iman devletine binlerce hamd ve sena olsun. Ama diğer yanıyla kendimizi kurtarmış olma açısından bu soruya cevap veriyorsak, verilecek cevap benim size arz ettiğim şekilde stilde olmalıdır. Bu dikkatli insan cevabıdır, öbürü lavvali insan cevabıdır. Tekrar ediyorum, yanlış anlamayın. Allah'ın üzerimizde namütenahi nimetler var. أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ buraya gelirken okuyordu hocamız. أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ size iki göz bahşetmedim mi? وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ bir dil, iki dudak lütfetmedim mi? وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ doğru yol ve eğri yol göstermedin mi? Yol ayrımına bir yol gösterici trafik memuru gibi dikmedin mi? Doğru yola, doğru yola dedirtmedin mi? وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ hocamız dedi, soluğu kesildi. فَلَقَدْ حَمَلَ عَقَبَهُ el var, ayak var, göz var, dudak var, dil var, dudak var, kalp var, vicdan var. Ama biz takılıp yollarda kaldık. Allah diyor ki, ben verdiğimi verdim. Onlar nankörlük yaptı, takılıp yollarda kaldılar. Ve yolda kalanlara yazıklar oldu. فَلَقَدْ حَمَلَ عَقَبَهُ o uçurumu, o tepeyi aşamadılar diyor. Takıldığı tepede kaldılar. Mücahede ediyorlardı. Karşılarına çetin bir gün çıktı. İmtihan oldular. Döküldüğü yolda kaldılar. İffetle yaşıyorlardı. Karşılarına bir kadın çıktı. Harama çağırdı. Bir haramla takıldığı yolda kaldılar. Yolda kalanlar kendilerine yazık ettiler. Ne güzel helal helal yiyip içip yaşıyorlardı. Haram lokmayı ağızlarına koydu, takılıp yollarda kaldılar. Ne güzel doğru sözle kanatlanıyorlardı. Yalanı sermaye yaptılar. Her sokak başında millete, onunla kendilerini sattılar. Takılıp yollarda kaldılar ve yollarda kalanlara yazıklar oldu. Ben onlara ağız verdim. Dil verdim, dudak verdim, göz verdim, kulak verdim ve sonra da doğru yola hidayet ettim. Ama onlar takılıp yollarda kaldılar. Bir şey ilave etmeden sadece kendi anlayış çeşidim içine katıp ifade ediyorum. Kur'an'ın beyanıdır. Ve bunları düşünecek, çok ağlayacak, az gülecektiniz. Zira sizin de öteden elinizde eman fermanı yoktur. Allah şöyle buyuruyor: La ecma'u beyne emneyn ve la ecma'u beyne havfeyn. İki emniyeti bir arada vermem. Buradaki endişeleriniz, korkularınız
sizin için müjde esası olsun. Allah bununla sizi ötede sevindirsin. Vücuhun yevme izin nadiratun 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 ila rabbiha nazira. Ne tatlı gün. Acaba öyle olur mu diye namaz okurken bile dudaklarım aşağıya doğru kayar. O gün bir kısım çehreler Nedret'ten, Behçet'ten, Gökçeklik'ten tebessüm edecek hale gelecek. Rablerine baka baka, baktıkça gülecekler, tebessüm ettikçe bakacaklar. Bakış ayrı bir haz olup içlerine akacak. İçlerine akan haz yeni bakış arzusu uyaracak. Rab'be bakacak, doyacak. Doydukça yeni bakış arzusuna uyanacak. Bakacak, doyacak. Allah isim cümlesiyle anlatıyor. Bir devam içinde sürekli Rab'be bakacak ve nedretle gerilecekler. Vücuhun yevme izin nadiratun ila rabbiha nazira. Allah sizi ve beni de bu zümreden eylesin. Ve vücuhun yevme izin basiratun tazunnu en yuf'ala biha fakira. Bir kısım çehreler var ekşi, uhrevlikten uzak. Yüzlerine cehennemden toz duman saçılmış gibi simsiyah. Başka bir yerde eti dökülmüş, sadece kemikleri kalmış gibi kâlih yüzüyle anlatır Kur'an bunu. Bu korku kabirden başlayacak, mahşerde devam edecek, sıratta devam edecek ve cennete girinceye kadar da bir gulyabani gibi bunları takip edecektir. İnşallah siz öteye gözlerinizi açtığınız zaman burada sizi hakikate uyaran, en büyük doğruya uyaran, İslam'a uyaran Allah, ötede de Nedret'e uyarır, Behçet'e uyarır, cennet yamaçlarına uyarır, Huri'ye uyarır, Gilman'a uyarır. فَبِأَيَّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانُ. Onu inşallah orada der, orada duyarsınız. Bunlar Rabbinizin size nimetleri, Rabbinizin nimetlerinden. Hangisini inkar edersiniz ki baştan aşağıya size nimet yağdırıyor. Bilin kadrini, artırsın nimetlerini. Ve elinizden alacağından endişeyle sarsılın. O nimetlere sımsıkı sahip çıkın. Dağıttım. Bağışlarsınız beni. Ana başlıklar bazen beni değişik şeylere çekiyor. Rabbimi düşünüyorum. Düşünsek keşke. Bunu sevdirebilseydik size şimdiye kadar. Ve sadece sizin gönüllerinize bir şey üflemek, onun içime attığı şeyleri sizin içinize boşaltabilmeyi düşünüyorum. Ama kabın dibi delik, çevresi cidarları paslı, size ne verebilirim ki? Veremediğimin farkındayım. Sadece ümidimi yitirmedim. İlham diyorum. Sinenin ilhamını sinelerinize boşaltma. Sinede ilham yoksa neyi boşaltacağım? Hava boşaltırım size. Ve her şey askıda kalır. Ben mahşeri vicdanda bu sesin soluğun muhbiri sadıkı şu anda da memnun edebilecek seviyede mahkez bulmayışından anlıyorum ki ben size fazla bir şey anlatamamışım. Ve gelirken ayaklarım zor geliyor size. Sancıyla geliyor. Bir kere daha bugün aldatacağım ben bu cemaati. Dağıttığım mevzuyu hadiste bıraktığım yerden başlayıp ileriye götürmeye çalışacağım. وَلَمَا تَلَازَسْتُمْ اَوْ لَمَا تَلَازَسْتُمْ عَلَى الْفُرُوشُ buyuruyor. Döşekler üzerinde benim bildiğimi bilseydiniz, döşekler üzerinde kendinize lezzet aramayacaktınız. وَلَا خَرَشْتُمْ لَسْعُدَاتِ dağlara, ormanlara çıkacaktınız. تَجْعَرُونَ اِلَى اللّٰهِ Allah'a sığınacaktınız. Kalbiniz tir tir titriyecekti. Çok korkacaktınız. Diyor, Allah Resulü diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ve zannediyorum bunu size fakir defaatle arz etmiştir. Ama fakirce arz edildiğinden dolayı züğürdün cüzdanı gibi, cüzdanına girip çıkan şeyler gibi temiz vicdanlarınıza bir girmiş, bir de çıkmıştır bunlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dünya nimetlerine karşı niye ya Resulallah bu kadar perhiz diyene,
şöyle buyurmuştur. Keyfe en'am ve kad iltakama sahibul karni karna ve istema'l izne bil nefh feyenfuku. Ve ma nekul ya Resulallah. Kulu hasbunallahu ve ni'mel vekil. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Nasıl ben nimetlerden istifade ederim ki? İsrafil sorunu dudağına koymuş, gözünü Allah'a dikmiş, kulağını gelecek emire vermiş, ne zaman sonra nefk edeceğini bekliyor. Ne zaman benim şahsi kıyametim kopacak? Ne zaman umumi kıyamet kopacak? Ne kadar kabir ki, ne zaman kabir kıyametim kopacak? Ne zaman mahşer kıyametim kopacak? Ne kadar, ne zaman hesaptaki yanlışlık kıyameti kopacak? Keyfe en'am ve kad iltekame sahibul karnil karn ve istema'al izin min nefh feyenfuh. Suru dudağına koymuş, gözünü Allah'a dikmiş, kulağını Allah'tan gelecek emirlere vermiş. Ne zaman emir verecek? Üflesin. İş böyleyken ben nasıl dünya nimetlerinden çam almayı düşünürüm? Bu nimetlerden tecerrüt etme, her şeyi terk etme demek değildir. Ben burada derin bir telakki, derin bir anlayışı, bir muhasebe düşüncesini size arz etmeye çalışıyorum. Bu endişe, fert hayatı adına da, toplum hayatı adına da zembereğin esasıdır. Mehafet ve muhabbeti size arz ederken ki, onu muhabbetin, Allah'ı sevmenin bir devamı olarak arz ettiğimi hatırlıyorum. Sinelerde böyle bir endişe, Hakk'ın rahmetini ümidin yanında, sinelerde böyle bir endişe, nizam içinde ayakta durmanın çok önemli bir esası. Fenalıklara karşı bir siper ve bir kalkan, iyiliklere karşı da müthiş bir saiktir. Kalbini böylesine korkuyla donatmış, endişeyle donatmış bir insanın Sadık-ı Masluk gibi, Efendimiz gibi yasak şeylere girmesi düşünülemez. Günümüzde de bu türlü insanları görürsünüz. Ben yanlışlıkla birinin kalemini 2 hafta kullandığından dolayı endişelerine takılıp kalan ve bana gelip bu meseleyi soran insanlar gördüm. Birinin kalemiyle sadece 2 harf yazdım. Bunun hesabı ne ola ki diye bu meselenin hesabını soran insanlar tanıdım. Sizin içinizde, arkadaşlarınız arasında. Ve gözü bir kere harama takıldığından dolayı sadakasını hemen verip, eve hemen kapanıp, gözyaşlarıyla günahlarını yıkadıktan sonra acaba bu derdin dermanı ne ola ki diye birine gidip istifta eden direkşan çehreler tanıdım sizin içinizde. Ağzına koyduğu bir lokmadan ötürü ebedlere kadar başını Allah huzuruna kaldırmamaya Hazreti Adem gibi azmetmiş temiz sineler gördüm yine sizin aranızda. Seyyidine Hazreti Adem فَوَسْوَسَ اِلَيْهِ الشَّيْطَانِ. Hitabından sonra şeytan ona vesvese verdi ve sürçtü. Tam 30 sene Allah'a dua ederken başını yukarıya doğru kaldırmamış. Ar ederim yüzümü Allah'a çevirmeye. Allah mekandan münezzehtir. Alttan da görür, üstten de görür. Sağdan da görür, soldan da görür. Ama üstün bir manası vardır ki biz dua ederken ellerimizi o cihete doğru kaldırıyor, dua ediyoruz. Yukarıdan bekliyoruz her şeyi. Allah mekandan münezzehtir. Sizin içinizde daha ne temiz nasiyeler gördüm ve tanıdım. İnşallah bu temiz duygu ve temiz düşünce neslinizi bütünüyle saracak. Bu onlar arzu edilen kıvama ulaşacaklardır. Asıl maksat da odur. Eğer nizamın kendi ahengi ve ritmi içinde devamını düşünüyorsanız, fenalıklara karşı bir sütre, bir kalkan düşünüyorsanız, iyiliklere bir saik düşünüyorsanız, içinizin mehafetullah, mehabetullah ve endişelerle dolu olmasından başka çare yoktur. Bu kürsüdeydi zannediyorum. Yine mehabetullah'ta şu sözü
sözleri sizin başınıza çalıyor gibi yüzlerinize saçmıştım, bağışlayın. Ne irfandır veren ahlaka yükseklik, ne vicdandır. Fazilet hissi insanlarda Allah korkusundandır. Ne irfandır veren ahlaka yükseklik, ne vicdandır. Fazilet hissi insanlarda Allah korkusundandır. Yüreklerden silinsin, farz edelim havfi yezdanın. Ne irfanın kalır tesiri, ne vicdanın. Hayatını Allah'ı bilmeye ve Allah'a karşı saygıya göre tanzim edenler, cihan efendiliğini de beraber elde ettiler. Cihan efendiliğini elde etmeye namzet, beşaretimizi size takdim etmeden geçemeyeceğim. Sizler bu adab erkan bilmezden gibi kimselere adab-ı erkan öğretecek, ilmi yeniden kanatlandıracak, onu da mürşitler safı arasında bir yere oturtacak ve ona yeniden insanları irşad etme imkanını kazandıracaksınız. Kolu kanadı kırık ilim tarafınızdan bir rehabilitasyon bekliyor. Bu rehabilitasyonu yaptıra yaptırta, ne ile rehabilitasyon yaptırtacaksınız ilme? Mehafetullah, mehabetullah, muhabbetullah ve iç endişeleriyle rehabilitasyon yaptırtacak ve ilmi, mefruç ilmi, kolu kanadık ilmi, kırık ilmi yeniden kanatlayacaksınız. Ve batıda tıkanan ilimler yolu sizin ışık saçan parmaklarınızla yeniden açılacak. İlimlerdeki materyalizme dayanan karanlık, pozitivizmin öldürücü girdaplarında boğulup giden ilim anlayışı yeniden aydınlıklara doğru açılacak. Her şeyin verasında, veraların, veraların, veraların verasında olan Allah kendisini hissettirecek. Ve siz ona imanın, onun hakkındaki marifetin aydınlığında çok rahat o yollarda, çok rahat yürüyeceksiniz. Salına salına yürüyeceksiniz. Hayatın mükemmel tanzim edilmesi buna bağlı dedim. Fenalıklara karşı sütre ancak bu endişedir dedim. İyiliklere sahip yine bu endişedir dedim. Siz ben bunları söylerken aklınızdan çok şeyleri geçirmişsinizdir. Ben değişik bir husus arz etmek istiyorum. İbni Merset diyor ki Ehlullah'tan, ağlıyor durmadan. Durmadan ağlıyor. Diyorlar niye ağlıyorsun? Diyor ki eğer baş kaldırmasından ötürü bir insana deselerdi ki seni hamama hapsedeceğiz. Ben öyle bir mesele karşısında da hiç durmadan hamama hapsolacağından dolayı hayatımın sonuna kadar ağlardı. Oysa ki nefsinin altında kalıp ezilenlere, bedeninin dişleri arasında çiğnenenlere, cisminin esiri olanlara Allah Kur'an'ında diyor ki sizi cehenneme koyacağım. Hapsedileceğimiz yer hamam değildir, cehennemdir. Niye ağlamayayım ki diyor. İşte bu duygunun yapacağını başka şeye yaptırtamazsınız. Sizin ve benim duyduğumuz aynı şeyleri sahabi de duyuyordu. Böyle bir mecliste Allah Resulü'nün huzurunda öyle duyup duygulanıyor, öyle kendinden geçiyordu ki bir Allah çekiyor. Ondan sonra da yıkılıp gidiyordu. Bir başkası orada öyle feryat ediyordu ki melek gelip soruyordu ya Resulallah, hele sor niçin feryat etti? Allah Resulü onun hıçkırıkları dinledikten sonra soruyordu, niçindi bu feryat? Allah'tan korkuyorum. Cibril gidip geliyor diyordu ki Allah buyurdu, onu korktuğundan emin kıldım. Biraz evvel size Kutsi hadisi okudum. İki emniyeti bir arada vermem, iki korkuyu da bir arada vermem. Burada bir kambur gibi sırtında endişe taşıyanlar, müjde veriyorum, orada bütün endişelerden uzak yaşayacaklar. Ve burada hiçbir şey yokmuş gibi gülüp eğlene yaşayanlar, Allah affetsin, Allah beni de onları da bağışlasın. Akıbetlerini söylemek istemem. Zira Rabbim hakkında üstü zanını bozmak istemiyorum. Hep üstü zan besliyorum, bozmak istemiyorum. Ama demeyeceğim. Fuzeyl İbni İyaz'a Allah'tan korkuyor musun diye sormuşlar. O öldüğü zaman belki halk kendi arasında şöyle dediler. Fuzeyl ile beraber Allah'tan korkmayla götürdük, mezara gömdük. Zira
bir kere şu olsun güldüğünü görmemişler. Tabii bir kere şu olsun. Bir kere sadece tebessüm etti. Genç oğlu dediler ki sokakta düştü, öldü. Tebessüm etti, demek ki benim gibilerle de alışveriş yapıyorsun dedi. Demek oğlum Allah suretiyle benim gibisinin kalbinin bam teline ona da mızrap indiriyorsun, onu da yönlendiriyorsun dedi. Hayatından güldüğünün ilk ve son görüntüleri gün o gün olmuştu. Bu zata soruyorlar, Allah'tan korkuyor musun? Sükut ediyor. Saatlerce bekliyorlar, sükut. İmam diyorlar, hiçbir şey konuşmadı. Diyor ki, eğer hayır desen küfretmiş olur. Nasıl korkma? Allah buyuruyor ki وَلَا تَخَافُونَ وَخَافُونَ onlardan değil, kimseden değil, benden korkun. وَخْشَوْهُ وَلَا تَخْشَوْهُ وَخْشَوْنِ kimseden değil, bana karşı saygılı olun, bana karşı haşyet duyun diyor. Eğer ben korkmuyorum desem, realite bu. Korkmadığım realite. Fakat korkmuyorum desem küfre girmiş olurum. Ama bu halimde evet desem yalan söylemiş olurum diyor. Allah'tan korkuyorum desem yalan söylemiş olurum. Nerede korku, nerede ben? Ömer korkuyordu. Zira başı İbn Abbas'ın dizinde dünyaya girdiğim gibi çıkabilirsem onun canını sayıyorum. Yani sevapsız ve günahsız. Doğdu bir çocuk, öldü bir çocuk. Baş başa ne kazancı var ne de kaybı var. Burada bir Ömer, orada kazançsız ve kaybetmemiş bir Ömer. İşte böyle bir noktayı tutarsam ben kendimi çok karlı sayacağım diyordu. Ne korkuyordu Ömer radıyallahu anh. Diyorlar ki yanında bir gün Nameler-i Suzişi bir hafız efendi. Allah Nameler-i Suzişi o hafız efendilerin okumalarını artık eksik etmesin. Bizi o tatlı Kur'an'dan mahrum etmesin. Değişik hadiselerle onun yokluğunun ne demek olduğunu daha da iyi anlıyoruz. Biz Kur'an dünyasında büyüdük. Ve Kur'an'ı tam öğrenmeden Kur'an'ın ülfeti altında kaldık, ezildik. Hiç Kur'an'ı bilemeyen ülkeler var. Geçenden sizi az dinlendireyim. O mazlum ülkeler ki her an işte benim gözlerim dolar. Bu defa da ondan doldu. 3-4 arkadaşımız gelmişti. Ben zannediyorum şahsen saygıda, ikramda hiç kusur etmedim. Sadece gelen misafirlerin benim için, ben bir Azeriyim, ben bir Gürcüyüm, Gürcü Türküyüm, Müslümanıyım, ben bir Türkmenistanlıyım, ben bir Türkistanlıyım, ben bir Özbekistanlıyım demesi benim için yetiyor. Ne namazına baktım, ne niyazına baktım. Bize gelmişlerdi. Hoca diyorlardı, vaiz diyorlardı, nasih diyorlardı, sarılıyorlardı, gözleri de doluyordu belki. Ama işlerinde kolu kanadı kırık, bu dini duygunun dışında hiçbir şey kalmamıştı. İlk defa belki burada, başka yerde de değil, burada bir camiye gidince, arkadaşımız abdest alınca utanıp yanında namaz kıldılar. Devam etsin inşallah. Bir başka yere, bir başka eve götürürken arkadaşımız hiç namaz kılmadıkları, namaz nasıl kılınır onu bilemedikleri, nerede namaz kılınır onu bilemedikleri için bir pansiyona girerken burada da mı namaz kılınıyor diyorlar, merakla soruyorlar. Bu arkadaşımız yokluyor. Bu 4 kişiden sadece biraz yaşlıcası, yaşlı olanı Kul Huvallah suresini ancak yarısını kılır. Kul Huvallah. Allahu Sabah. Bitti. Neden? 70 senedir küfür paletleri gelip bunların iman ve düşünce dünyaları üzerinden geçmiş. Preslemiş geçmiş. Ekskavatörler gibi duygu ve düşünce dünyaları yarık yarık edilmiş.
ekskavatörlerle yarık yarık ediliyor gibi edilmiş. Din, dini duygu ve dini düşünce adına hiçbir şey bırakılmamış. Onlar uyanırlarsa, Kur'an'ı çiçeği burnunda taravetiyle anlayacaklar. Ben kendi vicdanıma da hocamın Kur'an okurken baktım. Böyle bir serzenişi canım çıksın Efendimiz de yapmıştı. Rahman suresini ashabı okurken beklediği kadar duygulu bulmamıştı. Şöyle buyurmuşlardı. Ben cinlere Rahman suresini okurken her febe-i yâlâ ve hukukuma tükeziban derken ürperdi ve şöyle dediler. Hayır ya Rabbi, senin nimetlerini tekzip etmiyoruz. Ağlıyor ve şöyle diyorlardı. Hayır ya Rabbi, senin nimetlerini tekzip etmiyoruz. Serzenişte bulunmuştu. Az ırgalamıştı. Onların uğruna da ruhum feda olsun. Ashabını ırgalamıştı. Ve ben kendi kalbimin derinliklerine baktım. Bir kıvılcım yükselsin bekledim. Eyvah, kalbinden çıkan şey sisti, dumandı. Tabi ya Allah'ın Rabbim kumandı terdiman. Belki canlı bir ağızdan çıkıyordu ama fakat ölü kulaklardan içeriye giriyor ve vicdanımda mâkes bulmuyordu. Ölü gönül cemaattan hiç seçilmez. Ötede ölü kalplerle cemaati bir araya getirip toplayacaklar. Bir kaya, bir odun, bir de ölü gönül yaptı 3. Bir ölü gönül daha yaptı 4. Bir ölü gönül daha yaptı 5. وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارُ عِدَّتِ الْكَافِر۪ينَ Yakıtı cehennem. Ölü gönül cemaattan hiç seçilmez diyor. Kur'an'ın tadını, tuzunu da belki size demeyeyim. Ah saksan dili, bülbül yuvasına konsan bile sen yine saksanlık yapıyorsun. Ne olur sanki bülbül gibi bir iki şakıma namı koysaydın. Ne olurdu gönüllere bülbül namesiyle girseydin. Madem oturduğun yer bir gül gerdanlığıdır. Hazreti Muhammed Mustafa'nın kürsüsüdür sallallahu aleyhi ve sellem. Ama tabiat, ateş böceği ne kadar zaman rasat ehlini bir yıldız diye aldatabilir. Huyum depreşip geliyor. Saksağın samşaya saksağı gibi öteceğim. Rabbim beni bağışla, Rabbim beni bağışla, Rabbim beni bağışla. Hüznü ağlamayı Fuzeyl'le beraber gömdüler demiştim size. Bu Kur'an o duyguyu, o heyecanı, o aşkı bizde hasıl etmiyor. Ve o Kur'an okunurken, Allah denirken birisi solukları kesiliyor öyle gidiyordu. Birisi Allah diye feryat ediyordu. Melek halini hatırını soruyor. Allah'a gelip gidiyor ve sonra haydi seni mağfiret ettim beşaretini veriyordu. Arz etmişimdir. Bir başkası da bir gün yüreğini böyle bir korku sarınca evine kapanıp daha dışarıya çıkmıyordu. Bu talihli sahabinin ismini merakla aradım. Bundan bahseden kitapların hepsine hemen dikkatlice baktım, adını bulamadım. O kanaatim var. Hatırlarsanız eski yıllarda ama sizin içinizde bundan 11 sene evvel 10 yaşından aşağı olanlar daha önceki fasıllarda beni dinlemedikleri için bunu hatırlayamayacaklardır ama 25 seneden beri sabırlarına kurban olayım. O ne sabırdır ki beni dinlemeye sabrettiler. Sabırla 25 seneden beri beni dinleyen arkadaşlarım vardır küçük aralıklarla. Onlar duymuşlardır. Kerrat ile belki bu meseleyi duymuşlardır. Defaatla duymuşlardır bu meseleyi. Of. Bazen kalbimin heyecanı onun mam teli taşınıyor. Kusura bakmayın. Kimisi heyecandan kalbi durur. Kimisi Allah der, ona öyle cevap verir. Kimisi de o mevzuda duyduğu bir şeyle evine kapanır. Daha dışarıya çıkmaz. Ve ben bu talihli sahabenin adını bilemiyorum. Yıllardan beri menkıbesi her geçtiğinde dikkat kesilmiş, onu bulmaya çalışmış,
fakat adını bulamamışım. Bu arz edeceğim şey şuydu size, o 25 sene evvel şeylerden. Akabe'de içinde Ebu Heysem Teyyihani'nin, Es'ad ibn-i Zürare'nin de bulunduğu 6 kişilik ilk heyet Allah Resulü'nün elini sıkıyorlar. Allah Resulü'nün içinde bulunduğu şartları hesap ederek o el sıkmaya gitmek, ulaşmak ne demek olduğunu ancak Allah Resulü'nün içinde bulunduğu şartları anladıktan sonra anlayabiliriz. Hak ve hakikati dinleyebilecek kimse olmadığı bir dönemde dışta kendisine dinleyici arayan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Akabe'de bu 6 kişiyi bulmuştu. Ben o gün duygularımın derinliklerine inerek bu 6 kişiyi anlatırken her birinin adı geçtikçe belki dudaklarımı yalamıştım. Es'ad ibn-i Zürare, Ebu'l-Heysem Teyyihani, falan filan falan filan. Orada kürsüde demiştim ki, öyle inanıyorum ki bu mübarek 6 ismi birer Esma-i İlahi gibi bir kağıda yazsam, boyunlarınızı assam Allah'ın inayet ve keremiyle size hiçbir hastalık isabet etmez. Çünkü bu isimler çok mübarek isimler. Mehabetullah'ın içinde bir petek gibi aşağıya doğru saklığı bu mübarek gencin adını da bilseydim, aynı şeyi onun için düşünecek, ismini yazacak ve bir gerdanlık gibi boynuza asacaktım. Ama adını bilme imkan ve fırsatını bulamadım. O genç ki içine Allah Resulü Allah korkusunu saldığı andan itibaren ayaklarının bağı çözülüyor, takatı kesiliyor, mescide gelecek gücü kendisinde hissedemiyor. Evine kapanıp kendisini ibadet-i taata veriyor. Ne kadar var? Eve kapanıyor, evden dışarıdan çıkmıyor. Namaza çıkacak gücü ve ihtarı kendisinde hissedemiyor. Bu Allah Resulü soruyor. Size bu türlü şeyleri arz ederken çok defa tasnif beni aşarak geldi. Allah Resulü soruyor derken mesela şöyle demeden kendimi alamadım. Ah vefalı dost, sen dostlarına karşı ne kadar bağlısın. Bir gün birini görmeyince hemen merak edip soruyorsun. Acaba ötede kaybolan kıtmirin kaybolunca onu da sorar mısın bu nerede diye. Bunlar belki de benim için onun şefaatini dilenme adına o şefaat makamına bir kanca salma gibi bir şeydir. Hele bir kanca daha salalım. O duyar. O tetiktedir. O uyanıktır. O bize karşı hüşyardır ama fakat bizim gibilerin saldığı kancaya cevap verilir mi verilmez mi? Onu bilemediğimden dolayı hayatın son dakikasına kadar kanca salacağım. Bu cebren de olsa ne tatlı şey ki şefaat sayesine, şefaatin gölgesine kanca salıyor. Şefaat ya Resulallah diyor. Cemaatini sorar. İnşallah ötede de sizi sorar. Tanır mı sizi? Ben tanırım diyor. Ağzın şeker şerbet yesin. Ben tanırım diyor. Sahabi soruyor, nereden tanırsın? Abdestsizlerinden tanırım ben. Benim ümmetim gurrun muhaccanun. Abdest izi, namaz izi anımlarında pırıl pırıl hale gelecek. Abdest uzuvları parlayacak sekili atlar gibi. Sizin simsiyah atlarınız, dor atlarınız, kızıl atlarınız olsa ve işlerinde alnı beyaz ve sekili atlarınız da olsa nasıl o kadar at içinden atlarınızı tanırsınız? Ben de benimkilerini öyle tanırım. Tanırım ben benimkilerini diyor. Tanıyacak sizi, söz vermiş. Tanır ve sahip çıkar. Nerede diyor bu genç? Çoktan beri evine kapanmış, ibadetin evinde yatıyor. İhtimal mescide gelecek gücü, takatı kendine hissedemiyor. Sultanlar Sultanı, o bir mevzede size şunu arz etmiştim. Caminin kayyimliğini yapan, saçları kıvırcık, yaşlı, simsiyah. Bir kayyim. Mescidi süpürme münasebetiyle
Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle bir diyalog kurmuş, bir münasebete girmiş. Namazı kılınmadan gömüldüğünden ötürü mezarına koşuyor, Allahu Ekber diyor, namazını kılıyor. Vefa insanı başkadır, vefa insanı. Benim efendim çok vefalıdır. Ve bu delikanlının evine koşuyor. Belki yaşınızda bir delikanlıydı. Belki daha tüyü bitmemişti. Tüyü bitmemiş ama sağlam bir yüreği vardı. İyi bir gönlü vardı. Her çarpışı Allah diyordu. Ve Allah Resulü onun o nur afşarhanesine teşrif buyurdu. Delikanlı hiç beklemiyordu. Ayşe validemiz hakkımda bir ayet nazil olacağını hiç beklememiştim diyor. O da Peygamber bize gelir miydi hiç beklemiyordu. Ne demek? Ne demek? Öyle sevindi ki bir damlacık canı kalmıştı. O bir damlacık canını dişine taktı. En sert, en azı dişleri arasına aldı canını. Ve kendini Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in kucağına attı. Bir kere sarıldı. O tek damlacık enerjisini de kullanmış ve ayaklarının dibine girmişti. Onu daha bağrına temas ederken, yıkılırken nasıl bir yola girdiğini sezen Allah Resulü, ayaklarının dibine yığılan insanın hiç bakmadan dudaklarından inci mercan gibi şu sözler döküyor. Cehizu sahibakum feynel feraka felede kabide. Arkadaşınızın teşhiri tüksüne bakın. Feneşir tabut getirin. Korku ciğerini delmiş gibi. Benimkini bir kere delmedi ya Rabbi. Bir yerde o ciğer delinmiş. Başını yere koymuş. Allah diyerek ruhunu teslim etmeyi şimdiye kadar çok bekledim ama fakat delmemiş. Cehizu sahibakum fe innel feraka felezen kabilehum. Arkadaşınızın teçhizü tekvinini yapın. Korku yüreğini deldi. Bu korkuydu. Endişeydi. Mehafet. Dilerim sizin kalpleriniz sadakatle izole edilmiş olsun. O kadar sadık ki yutkunuyor, yutkunuyor. Bir yutkunukla, bir yutkunmayla canımı da al. Bu son yutkunmam olsun diyor. Ama sadakatle yutkunma devam ediyor. Dilerim sonuna kadar sadakatle yutkunmanız devam etsin. Sonuna kadar İslam'a ve Kur'an'a bağlılık içinde kalın. Sonuna kadar. Ve sonunda da o gencin ihraz ettiği makamları ihraz ederek Allah size kanatlanmayı nasip etsin. Ve ben bu çağın yeni neslini, bizim ikinci dirilişimizi temsil eden bu nesli her gördükçe içim inşiraha kavuşuyor. Gönlüm nasıl yakutlarla, zebercetlerle, incilerle, mercanlarla donatıldığını size anlatamam ve tarif edemem. Bana siz bir dil oldunuz, hayır bir destan oldunuz. Sizin ifade ettiğiniz bu tasitani manayı, eğer Firdevsi o oynak, o cevval kalemiyle ele alsaydı, kendi şehnamesini yazmadan vazgeçerdi. Siz derken ayıp etmeyeyim. Dünyanın dört bir yanında, kürsüler çevresinde, büyük müşriklerin etrafında, İslam'ın dirilişini temsil eden sizin bütün Müslüman kardeşlerinizi dünyanın değişik yerlerinde mezarın canlarına tak demiş bütün soydaşlarınızı düşünerek hepinizin namına söylüyorum. O ihlası bilmeyenler bile Allah derken gözlerini dört açıyorlardı. Hayatımızda ilk defa 10 gün üst üste içki içmeden bir perdiz dönemi yaşadık diyorlardı. İçmesinler sonuna kadar inşallah. Namaza başladık, devam ettireceğiz diyorlardı. Devam ettirsinler inşallah. Ve bir dünya benim gözü yaşlarından böyle demekle size hakaret ettim, bağışlayın. Hazreti Muhammed'in iç yüzünü ve gözü yaşlı cemaatinden, onun efendiliği bahis mevzu olduğu yerde başkalarının adından bahsetmek haram olur.
kabul buyursun Kitmidi'de o cemaatin adresinden. Sizin gözyaşlarınıza, İslami heyecanlarınıza muhtaçlar. Yamaçlarını onların gözyaşı götüreceksiniz. Onların yamaçlarındaki gülleri, çiçekleri, yazdırları kurcalayacaksınız. Bütün cihan bunu bekliyor. Ama siz evvela o ümit ve endişe arasında kendi kalp peteğinizi öreceksiniz. Siz cehennem görmeyeceksiniz. Gözyaşlarınızla çamurunu, hamurunu yoğurduğunuz dünya da inşallah cehennem görmeyecek. Size Ramiz Hoca'nın oğlu cebinden bahşişler dağıtmıyor. Muhbir-i Sadık şöyle diyor. Aynani la temessümenler aynun beket müteşedillah ve aynun batet tahrisu fî zemînillah. İki göz vardır ki cehennem görmez buyuruyor Hazreti Resulü Zişan. Aynen la temessümenler aynun bakat min haşyetillah, Allah korkusundan ağlayan görür ve cephede tehlikeleri kollayan görür. Başını dikmiş dünyanın çeşitli yerlerinde, çeşitli tehlike noktalarında ümmeti Muhammed'i kollayan ne türlü tehlikeler var? Onları gözleyen gözler cehennem görmeyecektir. Gözlerimiz böyle yollarda ve yollarda sizin gözlerinizi bekliyor. Onların gözü de sizdeyse şayet size takılıp bir yerde kalma bahis mevzu olamaz. Sizin için bahis mevzu olamaz. Evet inşallah siz cehennem görmeyeceksiniz. O müjdeyi size Hazreti Sadık-ı Masluk veriyor. Hatta bir yerde şöyle buyuruyor. Memeden ayrılan sütün geriye memeye dönmesi nasıl muhaldir? Gözünden yaş akıtan insanın cehenneme girmesi de o kadar uzaktır buyuruyor. Göz yaşının destanı çok büyüktür. Ben onu söz vermiştim. Burada veya başka camide size daha sonra anlatacağım. Yine sıra onun değil. Bu daha bir süre beklesin. Hem benim gözüm ve kalbimde o şeye akord edilmiş olur. Ağlamadan hep öyle ağlayayım diye bekledim ki bu ağlama benim son ağlamam olsun. Bence asıl ağlama da o ağlamadır. Öyle bir ağlamayı anlayıp kullayıp ortaya koyamayınca size ağlamayı anlatamam ki. Ama ağlayamadım. Ben de ağlayamadım. Şu perişan ümmeti Muhammed'in derdini ağlayamadım. İhlas bilmeyenlerin haline ağlayamadım. 50 yaşında bir kere daha rükûa gitmemiş insanların haline ağlayamadım. Komünizm cenderesi altında 70 sene inledikleri halde iniltileri ney gibi dinlenen insanların derdine ağlayamadım. Ağlayamadım. Ağlanacak halimize, gülenlerin haline. Ağlayamadım gafillerin haline. Gaflet ağlayamadım. Ağlanacak halleri ağlayamadım. Ağlanması gerekli olan hale gülenlerin haline ağlayamadım. Diye hesaba çekerlerse aldın you
başlayın. Bu ariz mevzu size hulasa etmeyi düşünüyordum. Benim aşkım, heyecanım kalbimin tutarlığı değil, maddi arıza var. Sanmayın aşkımdan, heyecanımdan başka boşluklar var. Ama bu derin mevzuyu istiyordum ki size hulasa edeyim. Şu ümit ve endişe arasında gelip giderek örme mükellefin yetinde olduğumuz bu mübarek dantelayı size atkılarından ve örgülerinden tutarak bir kere daha kendi ihtişamıyla gözünüzün önüne koyayım, bir kere daha göstereyim. Bizimki bu kadarmış. Mevlana Yaşem sormuş, Hazreti Muhammed mi büyüktü demiş, Beyazid-i Bistami mi demiş. Bu nasıl söz demiş koca Mevlana? Hazreti Muhammed'in büyüklüğü mukayese edilir mi? Nasıl olur demiş o, ma'arefnâke hakka ma'rifetike ya ma'ruf dedi. Seni hakkıyla bilemedik dedi. Öbürü ise Sübhane mâ a'zeme şe'ni. Ben beni tesbih ederim. Ne yüce bir şanım var. Koca Mevlana şu olgun cevabı verir. İslami'nin kabı o kadar dar idi ki iki damla düşünce taşı verdi. Hazreti Muhammed öyle ummanlar gibi bir sineye sahip idi ki marifet adına ne kadar dolarsa dolsun onun için taşma yoktu. Bu benim taşan sinemdi. İki damlayla taşan sinemdi. Onun deryalarını yutup ve etrafa deryalar dağıtanlar muvazeneler hiç bozmadılar. Kalplerinin fikri de hiç değişmedi. Hiç ayetini görmediler. Ama bizim gücümüz bu kadarmış. Yine de ben sadece bir iki cümleyle arz etmek istiyorum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. لا تزال قدم لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه فيما عمل به وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه أو جسده فيما أبلاه أو كما قال. إنسان ötede Allah'ın huzurunda kendisine bir adım attırmazlar, ona bir adım attırmazlar, dört meseleden soru sormadıktan sonra sana sorulacak. Ömrünü nerede ifna ettin, tükettin? وَعَنْ عِلْمِهِ فِي مَا عَمِلَ بِهِ. Bilgisinden soracaklar. Bildin ama sen bu bilginle ne işledin, ne amel yaptın? İlim, ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsen ya nice okumaktır. Bildin diyelim. Bilmenin karşısında ne okudun? Allah ne dinledi? Allah'a ne götürdün? Soracaklar sana. وَعَنْ مَالِهِ مِنْ اَيْنَ اِكْتَسَبَهُ وَف۪ي مَا اَنْفَقَهُ. Malından soracaklar. Nereden kazandın? Ve nerede infak ettin? Kazandığın helal mıydı? Sarf ettiğin yerler meşru muydu? Camide mi harcadın? Allah yolunda mı harcadın? Yoksa cismaniyetin hesabına, bedenin hesabına mı harcadın? Soracaklar. وَاَنْ جَسَدِهِ ف۪ي مَا اَبْلَاهُ اَوْ جِسْمِهِ ف۪ي مَا اَبْلَاهُ. Cismini nerede tükettin? Nerede ihtiyarladın? Nerede çürktün? Nerede bittin? Hz. Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem yüzüne bakıp yaşlılığını ifade ederken onda ukrevileşme görüyorlardı. Şipte ya Resulallah diyorlardı. Bir gün sana da diyecekler, yaşlandın ama nerede oldu? Saçlarına ak düştü fakat nerede? Değirmende mi? Külhanda mı? Mescitte mi? Sizinkisi inşallah
son noktada olmuştur. Siz bu endişe ve bu muvazene içinde hayatınızı yeniden bir kere daha gözden geçirecek, ona göre dizayn edecek, tanzim edecek ve inşallah فَاسْتَقِمْ كَمَا اُمِرْتِ emrine kulak kesilerek emrolunduğunuz gibi doğru yaşayacak ve doğruların varacağı marz-ı ilahi zeminine ulaşacaksınız. Allah, benden daha fazla bir şey beklemeyin, size istikamet ihsan eylesin. Beni de bu istikametli cemaatten ayırmasın. Bu sıcağın, bu terin ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. Sizinle beraber terlerken لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرْبِ kulaklarımda tır tın tın ötüyor. Şu sıcakta hayır adına iş yapmayın. Gölgede oturun, keyfinize bakın. Sesine, soluğuna, daha doğrusu çığır tanlığına karşılık. قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ اَشَدُّ حَرَّا de ki cehennem ateşi daha şiddetlidir. İnsan iki emniyet, iki korkuyu bir arada yaşamadığı gibi unutmayın. İki terlemeyi de bir arada yaşamayacaktır. Eğer Allah yolunda, Serdar-ı Azamlar arkasında, canın dört bir yanında bayrak çekip din-i mübini ilah etme devrini idrak etseydiniz, o devirde siz ulubatların yanında, fatihlerin yanında seve seve yerlerinizi alıp bu işi yapacaktınız. Allah bugün insanlarına o imkanı vermedi. Siz Allah yolunda terliyorsunuz. Zannediyorum Allah hak yolunda mücadele ederken, ibadet ederken, cehd eder cehde bulunurken Allah yolunda döktükleri terleri dilerim ve elbin rahmetinden umarım. Şehitlerin kanlarına muadil tutsun, tatsın ve sizi de öyle değerlendirsin. Lillahi Teala'l-Fatiha.